Üreme Tıbbı Derneği'nin makale kulübüne hoş geldiniz diyorum. Hepinize İzmir'den sevgiler sunuyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle yani öncelikle bu makale kulübümüzü katılan değerli panelistlerimize ve konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Kırmadılar. Tabii ayrıca güzel olan taraf makalelerden bir tanesinin sevgili Yavuz Emre'nin ekibi olduğu Ankara Tıp'tan da çıkmış olması bizi ayrıca mutlu ediyor. İki tane makalemiz olacak. Bunlardan bir tanesi biraz önce de söylediğim gibi sevgili arkadaşım Yavuz Emre Şükür'ün yayınlattığı ve sizinle birazdan takip edeceğiniz üzere oldukça ilginç bir konuyu da kapsayan bir makale olacak. İki makalemiz var. Bu iki makalede aslında IVF'deki başarıyı etkileyen iki faktörden, yani birini embriyo kalitesi ve oploid embriyo diye düşünürsek, diğeri de endometriyum. Şimdi endometriyum kısmını düşünürsek biz daha çok endometriyum kısmına yoğunlaşacağız. Ben daha fazla uzatmadan ilk makaleyi sunmaları için Sayın Esra Yaprak Uçar'ı konuşmacı sözü ona bırakıyorum. Hemen akabinden sorularınızla beraber iki panelistimizle makale üzerinden tartışacağız. Konu oldukça ilginç. Endometrial compaction'la ilgili makale de çok güzel. Tekrar emeklerine sağlık diyorum. Başta sizin nezdinizde tüm çalışma grubuna. Sözü size de bırakıyorum. Herkese merhabalar. Öncelikle makalemizi sunma fırsatı verdiği için Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'ne teşekkür ederim. Bizim makalemiz geçen yıl Human Fertility'de yayınlandı. Fet siklüslerinde endometriyel kompaksiyon olması durumunda canlı doğum oranının daha yüksek olduğu tezini savunuyoruz. Tabii endometriyel kalınlıkla ilgili literatürde IVF siklüslerinde çok fazla çalışma var. Bu çalışmaların çoğu foliküler faz çalışmaları. Yani fet siklüslerinde, östrojen fazının sonunda ya da taze siklüslerde HCG trigger veya OPA günü yapılan ölçümlere dayanıyor. Ve genellikle de bir konsensus var gibi. Genelde ince endometriyum kötü gebelik sonuçlarıyla ilişkilendiriliyor. Pek çok otör 7 milimetreyi eşik değer olarak kabul ediyor. Ki biz de klinik pratiğimizde 7 milimetrenin altında siklüs iptaline gidiyor. Embriyo transferi yapmamayı tercih ediyoruz. Ancak foliküler faz çalışmaları bu şekildeyken uter fazdaki ölçümler arasında bir konsensus yok. Bunlar genelde embriyo transfer günü yapılan ölçümlere dayanıyor ve embriyo transfer günü yapılan endometriyel kalınlık ölçümü ile gebelik sonuçları arasında bir ilişki kurulamıyor. 1400 siklüslük bir çalışmadaysa gebelik sonuçlarını öngörmede poor predictor olarak tanımlanıyor. Tabii biz embriyo transferini luteal fazda implantasyon penceresi döneminde yapıyoruz ki böyle bir durumda embriyo transfer günü ölçülen kalınlığı daha ilişkili olmasını bekleriz. Bu nedenle tek bir fazdaki ölçümdense belki de iki faz arasında ölçüm yapıp karşılaştırmak daha verimli olabilir diye düşünüyoruz. Menstrual siklüsün endometriyel kısmını bir hatırlayacak olursak foliküler fazın artmış mitotik aktivite, gınalt ve antrenörlerde lineer büyüme ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Ancak lütel faz foliküler fazdan oldukça farklı ilerliyor. Burayı histoloji otörlerinden Moyse her şeyin sınırlı ve endometriyum içerisinde gerçekleştiği bir süreç olarak tanımlıyor. Sınırlı endometriyum içinde gınaltlar büyümeye devam ediyor, artriyoller büyümeye devam ediyor. Ancak yer dar olduğu için bu gınaltlarda tortoise de artriyollerde spiralleşmeye, coiling'e sebep oluyor. Peki bu siklus ultrasona nasıl yansıyor? Bununla ilgili birkaç çalışma var. Bunlar fertil olduğu düşünülen, düzenli menstrual siklus görülen kadınlarda 2 günde bir, 3 günde bir alınan endometriyel kalınlık ölçümleriyle bir değerlendirme yapıyorlar. Buna göre endometriyel kalınlık tahmin ettiğimiz gibi
ovülasyona kadar düzenli olarak artıyor. Ovülasyonu da pik yapıyor. Sonra hafif bir incelmeden sonra plato çiziyor. Yine endometriyal volüm çalışmalarında da aynı şekilde düzenli menstrual siklusu olan ve fertil olduğu bilinen hastalarda yapılan çalışmalarda da volüm ovülasyona kadar artıyor. Ovülasyondan sonra hafif bir incelme yapıp yine plato çiziyor gibi görünüyor. İki fazda durum, yani histolojik süreç bu kadar farklıyken, iki fazdaki kalınlık da bu kadar değişiyorken, iki farklı kalınlığın karşılaştırılması tek bir fazda olan ölçümden daha anlamlı olabilir diye düşündük. Bir de bizim çalışmamızı başladığımız dönemde Fertilite'de yayınlanan Has ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmadan ilham aldık. Onlar yine fet sikluslarında endometrial compaction'ın gerçekleşmesinin gebelik sonuçlarını olumlu olarak arttırdığını savunmuşlar. Endometrial compaction'ı da açıklamak isterim. Foliküler fazda endometriyum belli bir kadınlığa ulaştıktan sonra embriyo transfer günü incelmişse buna endometrial compaction demişler. Aslında bu terimi literatürde ilk kullanan ekip bu ekip. Sonradan biraz daha popüler oldu. Biz de bu çalışmadan ilham alarak endometrial compaction ile ilişkili parametreleri araştırmak, hangi siklusların kompakte olup hangilerinin kompakte olmadığını, neden kompakte olmadığını araştırmak, tabii bir de bunların gebelik sonuçlarıyla olan ilişkisini ortaya koymak amacıyla bu çalışmayı yapmıştık. Bu amaçla Ankara Üniversitesi Kadın Doğum Kliniği ve Tüp Bebek Merkezi'nde Mayıs 2013 ile Ekim 2019 tarihleri arasındaki tüm fet siklüslerini taradık. Bu sikluslardan 20-38 yaş arası artifisyen siklus uygulanan ve iyi kalite embriyo transferi yapılan siklusları dahil ettik. Düşük kalite embriyo transferi yapılmak zorunda olan, ince endometrium olan, ki bizde sınır 7 mm ve tabii retrospektif bir çalışma, dosyada eksik verileri olanları da çıkardık. Bunun sonucunda kalan hastaları değerlendirdik. Tüm hastalara endometriyal hazırlık protokolü olan artifisyal siklus uygulanmıştı bizim kliniğimizde. Hepsi için zaten aynı protokolü uyguluyoruz. Östrojen başladıktan sonraki kullandığımız preparat Östrofem'di. Telominer görünüm ve endometriyal kalınlık da 7 mm'e ulaştıktan sonra vajinal progesteron uygulandı. Bu hastalara embriyo transfer zamanlaması olarak da klivaj döneminde progesteron başladıktan 4 gün sonra, blastocist için 6 gün sonra embriyo transferi yapılan hastalar. Toplamda 624 siklusumuz vardı. Bunlardan artifisyen siklus olan 511 siklusumuzu ayırdık. Düşük kalite embriyo transferi yapılanlar ve eksik veriler nedeniyle bazı siklusları da çıkardığımızda elimizde 283 siklus kaldı. Bu siklusların 89'unda endometrial compaction gerçekleşmişti, 194'ünde yoktu. Bu incelme olan grubu bir de %5'lik alt gruplara ayırdık ki incelme oranıyla farklı bir çalışma, farklı bir subgrup analizi yapabilelim diye. Compaction grubu ile non-compaction grubunu demografik verilere göre kıyasladığımızda yaş, BMI, önceki IVF sayısı, infertilite etiyolojisi ve geçirmiş intrauterin cerrahi arasında herhangi bir fark yoktu. Siklus parametrelerine göre karşılaştırdığımızda östrojen fazının sonundaki estradiol düzeyi, transfer edilen embriyonun tek veya çift olması, transfer edilen embriyonun yine evresi arasında yine herhangi bir fark yoktu. Ancak compaction grubunda endometriyel kalınlık, östrojen fazının sonunda ölçülen endometriyel kalınlık anlamlı olarak daha yüksekti. Yani endometriyumun incelmesi için önce belli bir kalınlığa ulaşması gerekiyor gibi çıktı bizim sonuçlarımızda. Bunun için bir eşlik değer belirleyebilir miyiz diye Rook eğrisi yaptık. Buna göre 9.25 mm, %76 sensitif ve %58 spesitif ile eşlik değer olarak kabul ettik. Yani endometriyumu biz 9.25 mm ve üstüne getirebildikten sonra kompakte olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Peki bu compaction'ın gebelik sonuçlarına bir etkisi var mı? Ve bizim çalışmamıza göre var. İmplantasyon oranı, klinik gebelik oranı ve canlı doğum oranı compaction grubunda anlamlı olarak daha yüksek çıktı. Bir de bu compaction grubunu incelme oranına göre %5'lik dilimlere ayırmıştık.
Bize göre %5 ve 10 oranında bir incelme oranı olduğunda en yüksek ve en optimal klinik gebelik ve canlı doğum sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Klinik gebeliği etki eden faktörleri multivariyet lojistik regresyon analizinde yaktık. Buna göre yaş, blastosist devre embriyo transferi, östrojen fazının sonundaki endometriyal kalınlık ve endometriyal kompaksiyon klinik gebeliği bağımsızlık olarak etkileyen faktörler olarak belirledik. Şimdi ilham aldığımız çalışmaya dönecek olursak, onlar da bizim gibi retrospektif bir çalışma yapmışlardı. Yine benzer siklus üzerine çalıştık. Onlar devam eden gebelik oranlarını daha çok üzerinde durmuşlar. Yine artifisyen siklusu değerlendirdik birlikte. Her bir compaction grubunda gebelik oranının daha yüksek olduğu sonucuna varmışlar. Onlar üstelik incelme oranı arttıkça gebelik oranlarının daha da arttığının sonucuna varmışlar. Bu sonuç bizimkinden farklı. Bizim sonucu hatırlayacak olursak biz %5-10 incelme grubunda en iyi gebelik sonuçlarına ulaşmıştık. Yalnız bu sonucu dikkatli değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sağdaki grafikte de belirttiğim gibi bizim hastalarımız, sikluslarımız her bir incelme grubuna eşit olarak dağılmıyordu. Yani özellikle %20 ve üstündeki incelme grubunda maalesef 4-5 sayılık yani oldukça az sayıda siklusumuz vardı. Bu dağılım homojen olmadığı için bu sonuçları dikkatli değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. Aynı ekip daha sonra aynı çalışmayı PGT yapılan embriyolarda yani öplüit embriyo transferi yapılan siklusları değerlendirmişler ve embriyo faktörünü ortadan kaldırmışlar. Yine aynı şekilde kompaksiyon olduğunda gebelik sonuçlarının oldukça yüksek olduğu sonucuna varmışlar. Peki endometriyumu incelmeme nedenleri neden olabilir diye baktığımızda ki bizim çalıştığımız siklusların %94'ünde bu olmamıştı. İlk aklımıza gelen hipotez yüksek östradiol ve progesteron oranıydı. Ancak biz sikluslarda östrojen fazının sonundaki östradiol düzeylerine bakmıştık. Herhangi bir fark görememiştik. Progesteron düzeyi rutin olarak bakılmıyor. O konuyla ilgili elimizde bir veri yok. Belki sonraki çalışmalarda bu konu üzerine durulabilir. Biz bakmadık ama bakan çalışmalarda aynı doz östradiol verip, farklı dozlarda progesteron verip, endometriyal biyopsi yaparak endometriyumu değerlendirmişler. Serum progesteron düzeyinin lütel fazın yeterliğini göstermediğini savunuyorlar ama tabii bu daha fazla çalışmaya ihtiyaç var. İncelmeme nedeni olarak ikinci bir hipotezimiz progesteron reseptör eksikliği veya progesteron direnci olabilir diye düşünüyoruz. Bu bazı gen polimorfizmleri, kronik endometriyal inflamasyon sonucu olabilen bir şey ve özellikle endometrioz ve PCOS'lu hastalarda daha yüksek oranda görünüyor. Belki ilerleyen bir çalışma sadece endometriozis veya PCOS grubuna yönelip bu daha spesifik grup üzerinde çalışma yapılabilir. Çalışmamız nispeten iyi bir siklus sayısına sahip. Sıkı dahil etme ve dışlama kriterleri kullandık. Standart endometriyal hazırlık protokolü kullandık. Ve biz kompaksiyonun gerçekleşmesi için bir eşik değer sunabildik. Ki bildiğimize göre literatürde böyle bir değer sunulmadı. Ancak çalışmamız retrospektif. Ve az önce de bahsettiğim gibi kompaksiyon gruplarının siklusların dağılımı homojen değil. Bir diğer üzerinde değinmek zorunda olduğum bir konuda endometriyal kalınlık ölçümü bizde östrojen fazının sonunda transvajinal ultrasonla yapılırken embriyo transfer günü abdominal ultrasonla yapılıyor. Yani biz vajinalle abdominal ultrasonu karşılaştırmış oluyoruz. Tabii burada optimal olan iki ölçümün de vajinal olarak yapılıp karşılaştırılması. Abdominal ultrasonunda endometriyumun daha ince göründüğünü savunanlar var. Özellikle body mass indeksi yüksek hastalarda bu bir yanlış sonuç yaratabiliyor. Çalışmamıza göre eğer endometriyum progesteron başlandıktan sonra incelirse gebelik oranı daha yüksek gibi görünüyor. Ama tabii bu konu üzerine taze sikluslarda da olacak. Prospektif, mümkünse PGT yapılan embriyolarla ve iki ölçümün de vajinal olarak yapıldığı, daha fazla hasta ve siklus içeren çalışmalar gerekli. Bu çalışmalar sonucunda tabii daha net bir sonuca ulaşılabilecektir. Benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir çalışma. Onun için bir kere daha sizi tebrik ediyorum. Literatüre de katkısının önemli olduğunu siz de vurguladınız. Sonraki çalışmalara da ışık tutuyor. O yüzden de bir kere daha sizi tebrik ediyorum gerçekten. Aynı zamanda da bu güzel ve yalın sunumunuz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yavuz Emre, senin mutlaka ekleyeceğin bir şeyler vardır. Onu da dinlemek isterim. Hocam, özür dilerim. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Hocam, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu makale kulüpleri çok güzel geçiyor gerçekten. Bizi de dahil ettiğin için çok çok teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğin için. Teşekkür ederim. Şimdi compaction işi tabii tartışmalı bir iş. Esra ilk çalışmadan bahsederken tabii ilham kaynağı diye bahsetti ama ben onu farklı bir şekilde yorumlayacağım. Bir deli bir kuyuya taş attı, çıkarmaya çalışıyoruz gibi bir durum söz konusu. Birçok çalışma var. Yani şöyle bizden sonra da 4 tane daha çalışma çıktı. Birçok çalışma var. Bu compaction işi gerçekten var mı? Bilmiyoruz. Esasında compaction mı önemli, ekspansiyon mu önemli? Bir değeri var mı? Aslında bir sürü değerlendirilmesi gereken belki parametre var. Ben geçen UTCD kongresinde HRT situslarında endometriyal hazırlıkla ilgili bir konuşma yapmıştım. Orada buna da değinmiştim ve bir slide hazırlamıştım bununla ilgili. Tek bir slide müsaade ederseniz ben de paylaşmak istiyorum. Daha sonra bunu konuşacağımızı konuştuktan sonra dün bugün bu slide'ı da biraz revize ettim. Çok özür diliyorum hemen. Açabildim umarım. Şimdi çalışmaları şu şekilde. 12 tane çalışma var bu zamana kadar bu konuyla ilgili. Endometrial compaction ile ilgili. Bu tabloya soldan sağa doğru bakacak olursak 2019'da Haas ve Zilberberg, bunlar bir Kanada'da ekip. Kanada Toronto Üniversitesi ekibi. Bunlar başlatıyor esasında compaction işini. Retrospektif datalarını yayınlıyorlar. Ve çalışmalara baktığımız zaman dediğim gibi 8 tane çalışma bizimki son retrospektif çalışma. 4'ü de prospektif çalışma. Bu şekilde 12 çalışma var. Sayılara baktığımız zaman genellikle 200-300 arasında ama 2 tane Çin çalışması var ki burada 3000-4000 gibi sikluslardan bahsediliyor. Bu çalışmalarda ne kadar compaction görüldüğüne bakacak olursak ortalama %30 civarında ama prospektif çalışmaların ikisi daha az olduğunu söylüyor. İkisi yaklaşık %50 civarında compaction'dan bahsediyor. Endometrium hazırlık protokolüne baktığımız zaman HRT siklusları artifisyal sikluslarda daha çok çalışılmış gibi görünüyor. Ama fresh sikluslarda anlatanlar da var. Doğal sikluslarda anlatanlar var ki burada modifiye doğal siklusla HRT'yi bir arada tutan çalışma da var. Sadece doğal siklus olan, sadece fresh siklus olan çok karışık heterojen çalışmalar. Embriyolara baktığımız zaman 3. gün, 2. gün, 5. gün öplüydü işin içine katmayan çalışmalar var. Ultrason ölçümleri Esra bahsetti, bizim çalışmamızdaki bir kısıtlılık diyebiliriz. Vajinal ve abdominal ultrasonun karşılaştırılması şeklinde olanlar var ve her iki ölçümü de vajinal olarak yapan çalışmalar var. Bunlardan tek tek bahsedeceğim biraz sonra. Bir de sonuç parametrelerine baktığımız zaman işte devam eden gebelik oranları, klinik gebelik oranları, canlı doğum oranları şeklinde veriliyor. Yine heterojenite söz konusu. Etkisine baktığımız zaman compaction'ın artırır diyen var, azaltır diyen var. Ve işte etkisi yok diyen var ve artırır diyenlerde de genellikle hani en iyi sonuç nerede alınıyor gibi baktığımız zaman yaklaşık %10'luk bir
kompaksiyonun faydalı olduğundan bahsediliyor. Şimdi tabloya yukarıdan aşağı doğru bakacak olursak, kronolojik olarak bu çalışmaları sıralamaya çalıştım. İlk çalışmalar dediğim gibi Haas ve Zilberberg, deli, yani az önce tanımladığım gibi deliler. Daha sonra bu geniş çaplı bir Çin'den gelen bir çalışma var. Bu çalışma retrospektif ya da prospektif olup olmadığını söylemiyor. Ama bütün ölçümlerin vajinal yoldan yapıldığını söylüyor. Yaklaşık 3000 siklus var burada. Ve şöyle diyorlar, biz aslında bu bir pilot çalışma. Biz buna 2015'te başladık diyorlar. Ama bir pilot çalışma için niye hani 4-5 yıl bekleyip 3000 siklus biriktirmişler bilmiyoruz. Daha sonra yine bir başka çalışma ama HRT ve doğal siklusları birlikte değerlendiriyor. Yine Çin'den gelen 4400 hastayı değerlendiren bir çalışma ama burada 3. gün embriyoları değerlendiriliyor. Bir başka çalışma, Lam'ın çalışması, 2. gün embriyolar fresh sikluslarda değerlendiriliyor. Bu 2. gün, 3. gün embriyolarında belki şöyle bir etki söz konusu olabilir. Compaction acaba hani 3. günde mi daha fazla oluyor, 5. günde mi daha fazla olmalıydı, daha fazla olacaktı, belki sonuç o zaman değerlendirilmiş olsa farklı mı olabilirdi? Bunlar hep soru işaretleri. Benim önemsediğim çalışmalardan bir tanesi Kaya çalışması. Bu burada %8 gibi en düşük oranı veriyor. Compaction görülme oranı %8 burada. Ama %40 da değişmediğini söylüyor. Ve compaction görülen grupla değişmeyen grubu ekspansiyon olan, yani artan endometriyal kalınlığın progesteron başlandıktan sonra arttığı gruptan ayrı tutuyor. Ve bu iki grupta ekspansiyona göre gebelik oranlarının, devam eden gebelik oranlarının daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu önemli. Acaba çünkü bize şöyle bir şey söz konusu, soru işareti olarak kafamıza geliyor, soru işareti oluşuyor. Acaba compaction'dan ziyade ekspansiyon olması mı önemli? Acaba compaction iyi değil de, hani olması gereken zaten ideali de, ekspansiyon olması mı kötü? Ya da belli bir oranın üzerindeki ekspansiyon mu kötü? Yani çalışmalar hep compaction üzerinde yoğunlaşıyor ama sanki birkaç çalışmanın sonucu, ki bunlardan bir tanesi Kaya çalışması, ekspansiyonun, ki özellikle %10'un üzerindeki ekspansiyonun kötü olduğuna işaret ediyor ki bu sadece 5. gün embriyolarını değerlendiren ve iki ölçümünde vajinal olarak yapıldığı bir çalışma. Dolayısıyla bence önemli. Artı yine bu çalışmada şeyi, endometriyal değişikliği bir sürekli değişken olarak alıyorlar ve etkisini bu şekilde hesaplamaya çalışıyorlar ve böyle bakıldığı zaman da yine sanki compaction'ın da %10'un üzerinde yavaş yavaş etkisinin azaldığı ve daha olumsuz etkisi olabileceği şeklinde bir yorum ortaya çıkıyor. Bir diğer çalışma işte Jin ve Yaprak, bizim çalışmamız. Bunlar işte doğal siklus, bizim çalışmamız az önce Esra anlattı. Ve diğer önemli gördüğüm çalışmalardan bir tanesi de Ristenberg çalışması. Bu da Amerika'dan yine gelen bir çalışma. Buna baktığımızda %17 şeyi gösteriyor, compaction oranı. HRT sikluslarını alıyor, 5. gün single embryo transfer sikluslarını alıyor ve öploid olan embriyoları alıyor. Prospektif bir çalışma. Vajinal ölçümler ikisi de. Ve canlı doğum oranlarını veriyor. Dolayısıyla aslında tüm çalışmalar içerisinde sanki en ideal çalışmayı yapıyorlar. Ve bu çalışmaya göre de canlı doğum oranları üzerine compaction'ın bir etkisi yok. Yalnız burada compaction'la birlikte değişmeyen grubu birlikte değerlendirdikleri zaman, yani compaction olanlar ve endometriyumu değişmeyenler, ki aslında çalışmaların compaction tanımları arasında da farklılıklar var. Bazıları hani %1'lik bir compaction'ı bile compaction alıyor, ki bizimki de bunlardan bir tanesi. Bazı çalışmalar %5 incelme ve %5 kalınlaşma arasındaki bu aralığı değişmeyen grup olarak alıyor ve %5'in üzerindeki incelmeyi compaction olarak tanımlıyor. Bu Ristenberg çalışması bunlardan bir tanesi. Bu çalışmada değişmeyen grup, yani artı eksi %5 ve
eksi %5 grubu birlikte değerlendirdikleri zaman ve bunların hani compaction'ın ilerlemesi %5, 10, 10, 15 diye devam ettiği zaman %5'i 10'un üzerinde, %10'un üzerinde compaction olanlarda sonucun daha olumsuz olduğunu söylüyorlar. Kaye çalışması ve Ristenberg çalışmasına birlikte baktığımızda Kaye %10'un üzerindeki ekspansiyonun belirgin şekilde olumsuz olduğunu, Ristenberg %10'un üzerindeki compaction'ın belirgin şekilde olumsuz etkisi olduğunu söylüyor. Ve bu değişmeyen grupla %10'a kadarki compaction olan grubun en iyi oranlar verdiğini ve bunun klinik gebelik açısından da anlamlı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla akla şöyle bir soru geliyor. Acaba compaction'ın fazlası da kötü ve ekspansiyonun da, genişlemenin de, kalınlaşmanın da fazlası kötü olabilir mi? Belki burada bir çan eğrisi mi oluşuyor ve minimum değişiklik, belki artı eksi %10 aralığı iyi. Bunun haricinde çok fazla ekspansiyon olması, belki işte ödem nedeniyle olumsuz mu etki yaratıyor? Fazla incelme yine olumsuz mu etki yaratıyor? Gibi bir soru akla geliyor. Bir başka çalışma, daha sonraki prospektif çalışma, Şafak Olgan'ın çalışması Antalya'da. Ki en kıymetli çalışmalardan biri de bu. Onlar da 5. gün embriyosu baktılar. Vajinal ultrason her iki ölçümde ki burada abdominal ölçüm de yapıyorlar embriyo transferinden önce. Ve bu ikisini karşılaştırıyorlar. Abdominal ölçümlerin neden hatalı olabileceğinden bahsediyorlar. Çünkü vajinal ölçümle %15 compaction görülüyorken abdominal ölçümle baktıklarında %22'ye çıkıyor bu oran. Yani aslında abdominal ölçüm, bizimki gibi çalışmalarda abdominal ölçüm yapıldığı zaman endometrium transfer günü daha ince ölçülebiliyor hatalı olarak. Dolayısıyla hani bu hata payını ortadan kaldırmak adına vajinal ölçümlerin yapılması gerektiğinden bahsediliyor bu çalışmada. Ve yine anlamlı bir etkisinin olmadığı, tüm gruplarda ongoing pregnancy oranlarının benzer olduğundan bahsediliyor. Belirli cutoff'lar yok. Burada compaction yine artı eksi 5'in eksi 5'ten fazla incelme şeklinde tanımlanıyor. Diğer daha sonra gelen çalışmalar işte Human Reproduction'da 2022'de yayınlanan Şah çalışması ki burada yine heterojenite söz konusu, modifiye doğal siklusler var, abdominal ultrason ölçümü vesaire. Sonraki JAK çalışması, Youngster çalışması da yine doğal sikluslarda, lüteal faz desteği yapılan doğal sikluslarda bakıyor prospektif olarak ve devam eden gebelik oranlarının compaction'la birlikte daha yüksek olduğunu söylüyor. Yani birinci aklımıza gelecek olan soru, compaction gerçekten var mı? Çalışmalar bize gösteriyor ki evet, belli bir oranda ki bu yaklaşık %20-30-40 aralığında, 20-40 aralığında toplanıyor gibi compaction var. Ama compaction mı önemli, ekspansiyon mu önemli bilmiyoruz. Belki burada dediğim gibi bir çan eğrisi söz konusu. Tabii çok farklı sonuçlar var. Bazı çalışmalar fayda etkisi yok diyor, bazı çalışmalar etkili, bazıları olumsuz etkisinin olduğundan bahsediyor. Ki burada çalışmaların heterojenitesinden bahsetmek gerekiyor ki bu tabloya koyamadığım endometriyal hazırlık protokolü de buna etkili olabilir. Bazı çalışmalarda östrojen sequential olarak artırılarak step up olarak veriliyor. İşte 2 miligramla başlayan çalışmalar var. 4 ile başlayıp 6'ya kadar 8'e kadar yükseltenler var. Ya da sabit 6 miligram dozuyla başlayan çalışmalar var. Bazılarında oral östrojen, bazılarında patchler de dahil edilmiş durumda. Dolayısıyla burada bir heterojenite var. Bizim bir sonraki çalışmamız, başka bir yine HRT siklusleriyle ilgili çalışmamızda bu östrojen şemalarını karşılaştırdığımız bir çalışmada sanki compaction henüz daha yayınlanmadı, hakem aşamasında olan bir yayın. Ama sanki compaction'ın step up şeklinde artan sikluslarda daha fazla görüldüğü şeklinde. Dolayısıyla bu bir etken olabilir. Artı kullanılan lüteal faz destekleri yine etkiliyor olabilir sonucu. Çalışma işte oral mi verildi, vajinal mi verildi, intramusküler eklendi mi, dozu neydi? Bu da yine compaction'ı etkiliyor
olabilir. Dolayısıyla hani birçok heterojenite söz konusu. Ama literatür şu anda hani bu compaction'ın varlığı ya da etkisiyle ilgili henüz yeterli sonuç veriyor durumda değil diyebiliriz. Tabii bir etkisi olup olmadığı belki ileriki çalışmalarla tespit edildikten sonra bu önemli olabilir. Şöyle önemli olabilir. Eğer gerçekten compaction dediğimiz şey ya da işte ekspansiyon ya da her neyse işte endometriyumdaki değişiklik önemli ise bunu daha sonra siklusun iptali ve işte bir başka siklusta embriyonun tekrar transferi gibi bir durum için kullanabiliriz. Ancak herhangi bir eyleme dönüşebilmesi için önce etkisinin kanıtlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bu etki henüz kanıtlanmış olmadığı için de bu tüm çalışmalardan şu an için deneysel olarak araştırma amacıyla takip edilebilir ama onun haricinde compaction'a göre şu anda herhangi bir klinik yönetimimizi etkileyecek bir etkisinin olmadığını düşünüyorum. Evet, şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Hocam müsaade ederseniz eğer herhalde Emre Hocam 2 dakika şey dışı. Tamam. Ben söylediklerinize katılıyorum tümüyle. Çok da güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Biz hepimiz aslında proliferatif fazda endometriyumu ölçmeye çok alışkınız. Artık o kadar çok hani bununla ilgili çalışma var ki hangi kalınlıkta hangi başarıyı elde edebiliriz diye. Lütel fazdaki çalışmalar sizin de dediğiniz gibi nispeten yeni 2019'dan beri. Hatta siz de az evvel gösterdiniz 2022'den sonra özellikle bizim dört büyükler dediğimiz o dört büyük dergi işte RBM Online, JARC, Human Reproduction ve Fertisteril'de en az birer tane de yayın var bununla ilgili. Ama siz de gösterdiğiniz çok heterojen çalışmalar. Hangi farkı biz almalıyız? Nereden ölçüm yapılacak, transvajinal, transabdominal ölçüm farklılıkları, lütel faz destekleri bunlar en hani kafamızda olan sorular aslında hepimizin. Ve eğer bir hastada compaction görmediysek siklus iptal edilmeli mi? Edilirse eğer peki bir sonraki sikluste lütel fazımı değiştireceğiz? Hazırlık yöntemimizi mi baştan değiştireceğiz birazdan bizim tartışacağımız üzere? Bunların her biri birer soru işareti. Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda açıklanamayan tip vakaları diyelim daha doğrusu. Onlardaki durum nedir? Bunlarla ilgili çalışmalar yok. Ve çalışmaya da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kendinize sağlık. Çok güzel bir yayın olmuş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederiz. Emre Hoca düştü galiba. Evet. Soru da sanırım henüz yok bu konuyla ilgili. İsterseniz hocam sizin... öyle yapalım isterseniz hocam. Bir sonraki makaleye geçelim. Aslında belki soru olur diye biz... Emre hocam katıldı. Duyabiliyor musunuz beni? Evet. Tamam. Ben bir atıldım yani o şey. onun için. Ama Yavuz Emre büyük oranda katıldım. Diğer konuşmaya geçmeden önce bu makaleyle ilgili soru var mı? Ya da siz onu oraya geçtiniz mi onu bilmiyorum ama. Oraya geçtik. Soru henüz gelmedi. Gelmedi. O zaman ben birkaç eklemede bulunmak istiyorum birini geçmeden önce. Şimdi bu endometriyum, yani sen de makaleleri çok güzel özetledin. Gerçekten literatürdeki çıkan makaleleri çok güzel özetledin ve anlattın. Şimdi burada bence en önemli olay şu. Burada progesteron değeriyle mi? Mesela o Jin'in bir tane çalışması vardı. Orada progesteron değerlerine bakıyor da aynı zamanda. Tabii orada lütel fazla yani kullandığı progesteronda da farklılıklar var o çalışmada da.
Bence o verdiğimiz progesteronla alakalı olarak mı o endometriyal compaction ya da işte expand olup olmayacağını ya da aynı seviyede kalacağı orada bir trik olabilir diye düşünüyorum. Nitekim natural siklüslerde mesela ben de onları topluyorum açıkçası. Bu Polizos'un da çalışması var. Bu onunla bağlantılı diye düşünüyorum ben. Serum progesteron değeri düşük olanlarda siz progesteronu takviye ettiğinizde gebelik oranlarında bir artış gözüküyor. Yine mesela bu çalışmayı o hani Atan'ın Sayın Barış Atan'ın o hani endometriyel kalınlıkla çok ilgisi olmayanı birleştirirsek, senin çalışmanı da koyarsak, işte Şafak'ın çalışması vesaire bunları da koyarsak, sanki progesteronu başlayıp progesteron ölçümleriyle transvajinal yaparsak, tabii işte buradaki en önemli hız kısıtlayıcı basamak öploid embriyo. Bunu yaparsak bu sorunun cevabını alacağız gibi duruyor. Yani senin biraz önce dediğin ya acaba compaction belli bir seviyede mi olması lazım? Ekspansiyon da belli bir seviyede olması lazım. Sanki öyle gibi duruyor. Burada işte o acaba progesteron değerleriyle bir cutoff bulup ona göre çıkartmamız lazım gibi duruyor. Bilmiyorum ne, sen ne dersin? Evet doğru, yani burada tabii daha fazla prospektif çalışmaya ihtiyaç var. Gerçek doğru gözlemlere ihtiyaç var. Ve iyi bir istatistik analize ihtiyaç var. Belki bu prospektif çalışmaların daha sonra bir meta analizi yapılabilir. Vajinal ölçümler yapıldığı zaman. Ki burada da ideal bir aralık var mı yok mu, gerçekten bir etkisi var mı yok mu görebiliriz. Çünkü şu anda dünyanın birçok yerinden farklı farklı çalışmalar, farklı farklı sonuçlar geliyor ki dediğin gibi progesteron şema, şey yani progesteron lütelfaz desteğinde verdiğimiz progesteronun etkisi farklı. Doğal siklusta tabii ki daha farklı. Doğal siklusta lütelfaz desteği veriyor musunuz? Hani verdiğin zaman onun etkisi daha mı fazla olacak? Modifiye doğal siklus yaptığımız zaman işte HCG'nin etkisi lütel faz üstünde nasıl, işte o daha da mı acaba kompaksiyona neden oluyor? Bunları bilmiyoruz, hiçbirini bilmiyoruz ama hani daha çok bu kompaksiyon çalışmaları HRT siklusları üzerine yoğunlaşmış durumda. Dolayısıyla hani orada da verilen dozlar ve işte ekstra verilen intramüsküler progesteronu standartize edilmesi önemli gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci oturuma geçeceğiz. İkinci makaleye geçeceğiz. Bu da aslında birbiriyle bağlantılı gibi bir makale. Belirli panelist olarak önce bir Ege bize bir sunsun. Daha sonra onu da Beril'le tartışalım. Ege, ben konuşmayı sana bırakıyorum. Beril, öncelikli olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı? Aslında en Yoksa Beril Ege sunduktan sonra mı? öyle yapalım olmazsa Tamam. az evvelki konu çok enteresandı ama bu da son zamanlarda çokça tartıştığımız diğer bir konu. Pet sikluslarda hangi yöntemle frozen embryo transferi yapalım? Çünkü şu anda artık transferlerimizin neredeyse kendi kliniğimiz için söyleyeyim %80'i neredeyse frozen embryo transferi. Peki burada başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birisi acaba seçtiğimiz transfer metodu olabilir mi? Bununla ilgili bir makale seçtik. Gene JARC'tan bu yıl yayınlanan Şubat ayında. Onun üzerine daha sonra konuşuruz hep beraber. Egeciğim, sen bize sunarsan onun üzerine konuşalım. Sözü sana bırakıyorum. İyi akşamlar diliyorum herkese öncelikle. Umarım sesim geliyordur. Öncelikle Üremet Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'ne bu konuşma fırsatını bize verdiği için teşekkür ediyorum. Görüntümü kapattıktan sonra. Şimdi benim anlatacağım makale Çin'de yayınlanan bir makale. 2022 yılında. Nonpikos kadınlarda vitrifiye tek blastocyst transferi yapılan hastalarda natural siklus daha iyi gebelik sonuçları elde ettiğine dair bir yazı var. Onunla ilgili retrospektif 6840
siklus dahil edilen bir çalışma. Biliyoruz ki ilk frozen embriyo transferi ve ilk frozen doğumdan sonra yaklaşık 40 yıl geçti. O zamanlarda tabii implantasyon oranları düşük. 84'te bu ilk yazı var, Fertile Steril dergisine yayınlanan. O zaman diyor ki hormonal ön tedavi sonrası oluşan suboptimal uterin reseptivite, ya aslında biz az ilgi gösteriyoruz. Embriyo transferi, endometrium gelişimi, embriyonun gelişimi ve o zamandaki embriyo transferi gebelik şansını sınıflayan önemli bir faktör olabilir diyor. Daha onu 1984'te söylüyorlar. O zamandan sonra laboratuvar teknikleri gelişiyor. Vitrifikasyon ve bulaşsız kültür oluşturma imkanları artıyor. Frozen embriyo siklusları artıyor. Niye frozen embriyo tercih ediyoruz? Çünkü avantajlar var. Ne gibi? O HSS'den kaçınmak gibi, fertiliteyi prezerve etmek gibi, kümülatif canlı doğum oranının artması gibi. Onun dışında ovaryen stimülasyon sonucu endometrium üzerindeki olumsuz sekel kalması etkisinden kaçınmak gibi. Bir de genetik anomalileri tanıma fırsatı sağlıyor bize. 2018 verisi var. Amerika'da o zaman için 1.4 milyon kadar frozen embriyo depolarda saklanıyor. Bence korkunç bir rakam. Tek embriyo transferine gelecek olursak, canlı doğum oranları yükseltmek ve çoğul gebeliğin komplikasyonundan kaçınmak adına tek embriyo transferi yolu tercih ediliyor. Onun dışında biliyoruz ki optimal endometriyal çevre ve başarılı bir embriyo transferi için endometriyal reseptivite ile embriyonun gelişimsel evresinin birbiriyle iyi meç olması gerekiyor ki başarılı bir implantasyon elde edelim. Siklusu hazırlamak için iki yolumuz var. Bir natural siklus, bir artifisyal siklus. Natural siklusta herhangi bir tedavi vermiyoruz. Doğal östrojen progesteronu kullanıyoruz. Artifisyalde dışarıdan hormon replasmanı yapıyoruz. Artifisyal siklus daha sık kullanılıyor. Avantajları var. Daha düşük iptal olma oranı var. Bir de transfer için bize bir esneklik sağlıyor. Zamanlama açısından bir esneklik sağlıyor. Natural siklusun yan etki az. Daha az stresli, daha az maliyetli. Ama siklus iptali fazla. Bir de bize embriyo transferi için çok iyi esneklik sağlamıyor. Hangisinin daha iyi gebelik elde ettiğiyle ilgili tartışmalar hala devam ediyor. Hangi yolu neye göre seçiyorlar? Genellikle menstruasyonun düzenli olmamasına göre, hasta ve hekimin tercihine göre natural veya artifisyal siklus seçiliyor. Avantajları var artifisyal siklusun. Bu yüzden natural'e göre daha popüler ve daha çok tercih ediliyor. Ne gibi? Natural'deki işte monitörize edilemeyen spondan ovülasyonundan kaçınmak. Hasta daha az kliniğe ziyarette bulunuyor. Bir de transfer için daha esneklik sağlıyor bize. Dolayısıyla artifisyal siklus bir adım o konuda önde gibi gözüküyor. Çalışmalar hala devam ediyor. Hangisi daha iyi diye. Niye devam ediyor? Çünkü yani hastaların klinik özellikleri çok farklı. Embriyo kriyoprezervasyon yöntemi, hangi gelişimsel evredeyken donduracağız, bunlar önemli. Onun dışında tabii teknikler ve teoriler de geliştikçe, yani ne kadar heterojenite oldukça ikisi arasındaki tabii farkı yakalamak çok zor. Bu çalışmada neyi amaçlıyorlar? Vitrefiye tek blastocist transferi yapılan sikluslardaki optimal endometriyal hazırlık metodunu tespit etmek. Retrospektif bir çalışma, cohort çalışma, 4 yıllık verileri topluyorlar non-PCOS hastalarda, IVF yapılan hastalar, ikisi olmak ya da olmamak zorunda değil. Endometrium natural ya da artifisyal hazırlıyorlar, 20-37 yaş arasını kabul etmişler, tek vitrifiye ısıtılmış bilatsız transferini yapmışlar. Onun dışında uterin problem olanları, tekrarlayan gebelik kaybı olanlar, implantasyon başarısız olanlar, PCOS olan hastaları dışlamışlar. Natural siklusu şöyle hazırlıyorlar. Menstrual siklusun 8-12. Günler arasında folikülometri yapıyorlar. Ovülasyon zamanı tespit etmek için serum ve idrar elaşı, serum progesteron ve östrojenine bakıyorlar. Ovülasyon ya spontan oluyor ya da HCG'li indükliyorlar. Ovülasyon doğrulduktan sonra oral progesteron başlıyorlar 20-40 mg günde. O günü sıfır kabul edip 5. günde transfer yapıyorlar. Artifisyal siklus içinde menstrual siklusun 2-5. Günlerini yakalıyorlar. 4-8 mg kadar oral östradiol başlıyorlar. En az 10 gün kullanacak. Endometriyal kalınlık takibini yapıyorlar. 8 mm ulaştığı zaman oral ve vajinal progesteron başlıyorlar. Progesteron başlanan günü 0 kabul edip 5. günde transferi yapıyorlar. Lütel faz desteğini 11. 12. gestasyonel gebelik haftasına kadar sürdürüyorlar.
Sonuçlara bakacak olursak 6840 siklus var, 4870'i natural grupta, 1970'i artifisyal grupta. Postdoc power analizi yaptıklarında çalışmanın gücü neredeyse %100'e yakın. Çok tabii hastanın dolması dolayısıyla body mass, antral folikül sayısı, regular mensürasyon, daha önceki transfer sayısı ve endometrial kalınlık arasında bir anlamlı bir fark çıkıyor demografik verilerde. Daha çok regular mensürasyon olan grup natural siklusa gidiyor. Onun dışında önemli görebileceğim hastaların %40'ı her iki grupta da ilk defa embriyo transferine gidiyor. Gebelik sonuçlarına bakacak olursak klinik gebelik oranı canlı doğum oranında natural siklus artifisyele göre daha başarılı gözüküyor. Erken düşük oranlarına baktığımız zaman natural siklus %11 kadar artifisyel %17. Erken gebelik kaybı oranında natural siklus da önemli ölçüde düşük gözüküyor. Çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıyorlar. Birçok faktörü katıyorlar. Önemli olanlar tabii regular menstruasyon. Onun dışında daha önceden gebelik kaybı olmuş mu olmamış mı? Hangi protokolle embriyo frozen yapmışlar gibi faktörleri katıp regresyon analizini yapıyorlar. Artifisyel siklus için. Artifisyel siklus klinik gebelik oranı için daha düşük olasılıkla korele çıkıyor. Erken düşük oranı için daha yüksek olasılıkla korele çıkıyor. Canlı doğum oranı için de yine daha düşük olasılıkla korele gözüküyor. 35 yaş altı ilk defa transfer yapılan hastaları bir subgrup analizi yapıyorlar. Orada da natural siklus, klinik gebelik oranı ve canlı doğum oranına baktığımız zaman daha iyi gözüküyor. İstatistiksel olarak anlamlı fark var. Erken gebelik kaybı düşük oranına baktığımız zaman %10'a %14 daha başarılı gözüküyor. Ancak istatistiksel olarak burada anlamlı fark çıkmıyor. Tartışma bölümüne gelecek olursak burada ben bütün hemen hemen referans olarak verdikleri makaleleri okudum ve vermeye çalıştım. Genel olarak çalışmanın zaten analize bakarsak natural siklus daha iyi gebelik sonuçları olduğunu söylüyorlar. Başarılı bir embriyo implantasyon için de embriyo kaliteli olmalı, endometrium reseptif olmalı diyorlar ve özellikle hangisi superior değil ama hani optimal yol hangisi bunu bulmak için bunu bulmak gerçekten önemli bir nokta olduğunu söylüyorlar. Destekleyen çalışmalara bakacak olursak önce retrospektif bir çalışma var 2019 yılında. Regular menstruasyon gören hastalarda yapılan bir çalışma. Klivaj ve blastosit transferi yapıyorlar. Burada hormonoterapi alan grup daha fazla. 1500'e 300 gibi gözüküyor ama canlı doğum oranlarına baktığımız zaman natural siklus artifisyele göre hormonoterapi grubuna göre daha başarılı. Diğer bir çalışma İsrail çalışması var 2021'de. Genel olarak burada ovülatuarla anovülatuar hastaları karşılaştırıyorlar. Retrospektif bir çalışma. 634 siklus var. Natural ovülatuar sikluslar olan hastalar gebelik başarısı açısından artifisyel endometrium hazırlamaya göre daha başarılı gözüküyor. Randomize kontrollü bir çalışma var. İran'dan 2018 çalışması. Burada da vitrefi blastosit transferi yapılıyor. Gebelik sonuçlarına bakıyorlar. Natural siklusta gebelik sonuçları relatif olarak daha iyi. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark yok. Daha iyi diyemiyoruz. Bu çalışmanın dezavantajı natural siklus sayısı sadece 28. Düşük örneklem büyüklüğü var. Genel olarak randomize kontrollü çalışmalara bakacak olursak natural siklus artifisyel siklusa göre üstün gözükmüyor. Ama bazı core çalışmalar var. Diyor ki natural siklus artifisyele göre daha başarılı. Bir randomize kontrolü çalışmayı daha vermişler referans olarak. Bu çalışmada da slow freezing embryo transferi yapıyorlar. Ama burada artifisyelle modifiye natürali karşılaştırıyor. İki grup arasında anlamlı bir fark yok gebelik sonuçları arasında. Ama tekniksel kısıtlıklar nedeniyle iki grup arasındaki bu sonucu tatmin edici bulmuyorlar açıkçası. Bazı çalışmalara da bakarsak genel olarak hani benimsenen bir doğala dönüş trendi var açıkçası. Birincisi natural siklustaki korunan korpusluteumun etkisinden dolayı. İkincisi de artifisyel siklusa bağlı oluşan olumsuz peripartum sonuçlar. Özellikle gebelikteki hipertansif problemler ve postpartum hemorajiyle ilişkili bulunuyor artifisyel siklus. Randomize kontrolü çalışmalar eksik bu konuda ama genel olarak birçok yazıda natural siklus
Peripartum sonuçları bakıldığı zaman artifisyal siklusa daha iyi, göre daha iyi. Ama kalan birçok çalışmada da bunda birbirine karşı bir üstünlük bulunmuş değil. Genel olarak toparlayacak olursak, hani neredeyiz natural ve artifisyal siklus konusunda dersek, hani natural siklus ya da artifisyal siklus birbirine üstün gözükmüyor. Artifisyal siklusun avantajları var tercih edilmek açısından. Handikap olarak da obstetrik komplikasyonları da sayabiliriz. Ama randomize kontrolü çalışma sayısı yeterli değil. Çalışmalar arasında çok fazla heterojenite var. Dolayısıyla şu anki veriler meta analiz ve review çıkarmak için yeterli gözükmüyor. Yani biz halen hangi protokol daha iyi bir gebelik sonuçlarına neden oluyor, hangi protokol daha optimal, bunu bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz diye de açıklama olarak şunu söylüyorlar. Sürekli laboratuvar teknolojisi gelişiyor. Randomize kontrol çalışmalar, evet, yeni bir terapötik müdahale için gold standart. Ama hani ortalama bir tedavi efekti gösterir. Buna bakarak günlük pratiğimizi değiştiremeyiz, hastalar için bireysel karar alamayız diyorlar. Onun dışında natural siklustaki farklı ovülasyon tanıma yolları ve implantasyon penceresinin tanıma yolu, onun dışında artifisyal siklustaki farklı hormonal destek protokolleri bu çalışmalar arasındaki farklılıkları yaratıyor. Heterojeniteyi ve sonuç olarak halen birbirinin üstünlüğünü bilmiyoruz. Bu çalışmada vitrefibrilastosis kullanılıyor. Ortalama survival rate %98-99 kadar başarılı. Dolayısıyla gebelik sonuçlarında bu durum arttırıyor. Şunu savunuyorlar. Ne kadar başarılı blastosis elde edip ne kadar başarılı survival rate elde edersek iki grubu da birbiriyle o kadar efektif karşılaştırabiliriz diyorlar. Buna destek olarak da daha önce yapılan bir natural siklus çalışması var. Blastosis transferinde daha iyi implantasyonlarını elde ederken klivaj embriyo transferi yapılanlarda çok avantaj sağlamadığını görmüşler. Ovülasyonu tespit ederken neleri kullanılıyorlar ona bakmak lazım. Bazı çalışmalar 5. 7. günde idrarda LH pikine bakıyor. Bazı çalışmalar transvajinal ultrasonla doğrulamayı seçiyor. Bu çalışmada transvajinal ultrasonla serum progesteronu kombine ederek kullanıyorlar. Bir çalışmada da gösterilen şu var, randomize kontrolü çalışmada. İdrarda LH pikine bakarak yapıldığında %7 siklusta yanlış pozitiflik saptamışlar. Diğer önemli konu tabii artifisyal siklustaki korpus luteumun olmamasına bağlı hormonal bir destek gerekmesi. Bu durum çok önemli. Bu çalışmada oral didrogesteronla vajinal progesteronu kullanarak yapıyorlar luteal faz desteğini. Neden önemli? Çünkü artifisyal siklusta bir suboptimal bir protokol uygularsak gebelik başarısını düşürmüş oluruz. Yine destekleyecek bir çalışma göstermişler. Vitrefibrilastosis transferi yapılmış bir çalışma. 3 kollu randomize. Vajinal artı intramusküler ve intramusküleri karşılaştırıyor. Vajinal ve vajinal artı intramuskülerde sonuçlara bakarsak anlamlı bir fark görmüyoruz ama intramuskülere göre diğerlerinde üstünlük olduğu gözüküyor. Guideline'larda da hormonal destekle ilgili ortaya çıkmış bir konsensüs yok. Bu durum tabii endişe edici. Ama çakan çalışmalara da bakacak olursak genellikle benzer progesteron destek protokolleri kullanılıyor ve birbiriyle karşılaştırılabilir gözüküyor. Ama ideal hormonal destekle ilgili iyi sonuçlar halen yok ve hala araştırma aşamasında. Bu çalışmada diyor ki tabii natural siklus daha iyi gebelik oranına sahip, daha düşük erken gebelik kaybına neden oluyor. Etiyoloji, patofizyolojik mekanizma hala açık değil. 3 tane şeye bağlıyorlar. Birincisi tabii korpus luteumdan biliyoruz hormonlar salgılanıyor. Östrojen, progesteron, relaksin gibi önemli hormonlar. Bunlar implantasyonu ve plasentanın erken gelişimini sağlıyor. Bunun disfonksiyonu bize olumsuz gebelik sonuçlarıyla karşımıza çıktığını söylüyorlar. İkincisi anormal ovülasyon olan kadınlar genellikle artifisyal siklusa gidiyor. Genelde bu kadınlarda zaten insülin direnci de çok fazla oranda gözüküyor. Bunun yarattığı uterin çevrenin uygun olmaması da artifisyal siklusun başarısız olduğunu hipotezini destekliyor. Üçüncü bir durum var. Endometrial gen ekspresyonu.
Natural siklus yapılan kadınlarla fertil kadınları karşılaştıran çalışma var. Endometriyal gen ekspresyonu birbirine hemen hemen benzer. Ama artifisyel siklusta dışarıdan eksojen östradiol verdiğimizde gen ekspresyonuna bağlı implantasyon sürecinin değiştiğini göstermişler. Diğer yandan da dışarıdan eksojen östradiol verdiğimizde tromboz riskini artırıyoruz. Bu da yüksek düşük oranıyla karşımıza çıkıyor. Çalışmanın artılarını eksileri olarak şunları söylemişler. Artılar olarak örneklem sayısı çok iyi, yüksek bir power'ımız var diyorlar. Onun dışında sadece vitrifiye tek blastocyst transferi yapmışlar. Bir yastan kaçınmak için. Onun dışında subgrup analizi yaptık. Buradaki sonuçlar da genel sonuçları destekliyor şeklinde söylüyorlar. Kısıtlamalarına da retrospektif bir analiz olması. Anormal ovülü olan kadınların zaten daha çok artifisyel siklusa gittiğini söylüyorlar. Bunlarda da kaçınmak için çok değişken lojistik regresyon analizi yaparken variable olarak tabii regular menstruasyonunu eklediklerini belirtiyorlar. Bir de şöyle bir grup var bu çalışmada. Daha önceden natural siklusla tedavi olup embriyo transferi yapılıp başarısı olan bazı hastalarda artifisyel siklusa geçiş olmuş. Burada da tabii seçim bir yasa yarattığını söylüyorlar. Bundan kaçınmak için de variable'ların arasında daha önce kaç kere embriyo transferi yapıldığını eklediklerini söylüyorlar. Onun dışında diyet, egzersiz ve eğitim gibi bazı faktörlere yer vermediklerini kısıtlamalara dahil etmişler. Son slaytım. Sonuç olarak bu bulgular natural siklusu sonuçlarını daha iyi gösteriyor. Neye göre? Bu progesteron destek protokolüyle yapılan artifisyel siklusa göre. Onun dışında non-PCOS hastalarda natural siklus hani ovülasyonu doğrulamada ne kadar zor olursa olsun natural siklus ilk tercih olmasını da aslında destekliyor bu çalışmadan. İlk tercih olarak kullanabilirsiniz diyorlar. Gelecekte yapılacak çalışmalar için de daha çok corpus luteumun endometrial reseptivite, plasentasyon ve erken gebeliğin devamı ile ilgili etkilerine bakılmasını öneriyor. Anlatacaklarım bu kadar. Bu sunum bu kadar. Sözü moderatörlerime veriyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok güzel özetledin. Aslında uzun bir makale. Güzel makale. Beril, mutlaka senin değerli katkıların olacak. Emre Hocam, evet, ben de Ege Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok güzel hazırladı makaleyi. Az evvel de söylediğimiz gibi natural ve hormon replasman tedavisiyle olan endometriyal hazırlık tipleri aslında en sık kullanılan iki hazırlık yöntemi. Tabii ki başka yöntemler de var. Ve frozen embriyo transferlerinde bizim hangi yöntemi seçtiğimiz aslında gebelik başarılarıyla direkt olarak ilişkili olabilir gibi görünüyor. Her ne kadar Emran hani o bir takım işte meta analizlerde çok fazla fark yok gibi dediyse de aslında fark gösteren meta analizler var. Çok değil yalnız bunların sayısı. Mesela 2021'de bir JARC'da meta analiz var. Natural sikluslarda gebelik başarılarının, canlı doğumların çok daha yüksek olduğuna dair. Tabii ki faydaları, zararları, avantajları ve dezavantajlarını karşılıklı konuşmak gerek. Çünkü östrojenle olan hazırlık bir kere programlanabiliyor. Hafta sonu laboratuvarınızın açık olmasına ihtiyacınız yok. Learning curve'ü çok daha kolay. Ama bunun yanı sıra hastaya ekstra bir maliyet getiriyor. İlaç kullanımınız gerekiyor. İlaca bağlı yan etkiler devreye giriyor. Gebelikle ilgili olumsuz yan etkiler çokça raporda bildirilmiş. İşte gebeliğe bağlı hipertansiyon, yüksek doğum ağırlığı, işte postpartum hemorajiler gibi. Ve natural siklusa nazaran miscarriage, abort oranları da daha yüksek. Şimdi ben burada kendi çalışmamızla ilgili biraz bir bilgi vermek isterim. Geçen yıl ben Eşre'de bir sunum yapmıştım. Sadece öploid embriyolarla ve bu öploid embriyolardan 1500'e yakın bir rakamda hangileriyle gebelik başarısı oluyor, hangileriyle olmuyor diye. Sadece endometriyal hazırlık tipi multivariat regresyon analizi sonrasında etkili olan faktörlerden bir tanesi olarak çıkmıştı. Östrojenle hazırlık yapılan sikluslara göre natural sikluslardaki canlı doğum oranımızın odds ratio'su 2.8 geldi. Bence son derece yüksek.
Dolayısıyla hani bizler kendi klinimize de daha çok natürele ağırlık veriyoruz. Hafta sonu çalışma şeyimiz var. Biz hafta sonları da çalıştığımız için. Dolayısıyla da ona ağırlık veriyoruz. Ama buradaki en temel nokta mesela bu makalede de olan, burada true naturallerle modifiye naturalleri aynı sepete koymuş. True natureller biraz daha modifiye naturallere göre daha zor bir zamanlamaya sahip. Orada elde ettiğiniz LH-RISE değeri, progesteron seviyeleriniz vesaire bunların her birini çok iyi değerlendirmeniz lazım. Modifiye natural biraz daha ona göre daha kolay learning curve olarak da. Ve biz de çok sıkça da kullanıyoruz ve memnunuz açıkçası. Kendi çalışmalarınız ve üyelerimiz de onu gösteriyor. Bilmiyorum belki soru vesaire gelebilir Emre Hocam. Benim katkılarım şimdilik bu kadar. Hani mekanizmaları zaten şey anlattı Egehan. Oralara çok tekrar girmeyeceğim kimseyi sıkmamak adına ama genel olarak daha fazla gibi duruyor natural sikluslardaki gebelik başarıları. Çok teşekkür ederim. Bu arada soru varsa alabiliriz. Ben hemen şey yapacağım. Arada bağlantı koptuğunda bir soru gelmiş Sayın Hakan Kran'dan. ET iptali yaptığınız üst sınır bir endometriyal kalınlık var mı diye. Yavuz Emre sanırım bu compaction'la alakalı. Onu önce bir sana sorayım. Sonra tekrar bu konuya dönelim. Tamam. O compaction değil de üst sınır diye soruluyorsa sanırım ekspansiyon kastediliyor. Yani evet. Evet ekspansiyon kastediliyor. Doğru. Endometriyumun fazla kalın olması acaba sonucu olumsuz etkileyebilir mi şeklinde. Şöyle bununla ilgili bir şey yok, veri yok, çalışma yok. Ama eski bir çalışma var, El-Tuki çalışması var, 2008'di yanlış hatırlamıyorsam. Orada en ideal endometriyum kalınlık aralık için bu progesteron başlamadan önceki dönem 9 ila 14 milimetre der. Ama o çalışmada zaten verilen şey yani datanın içindeki en yüksek kalınlık 14 milimetre. 9'un üzerinde olumlu olduğunu söylüyor. Başında toplantının başında senin söylediğin Barış Atan'ın çalışmasında Koç Üniversitesi'nin datasına baktığımız zaman orada 14 milimetrenin üzerinde de transferler yapılmış. Yani orada 5 milimetrenin altında da birkaç tane hastaya transfer yapılmış ama 5 ile 14 milimetre arasında bir fark olmadığını hemen hemen hepsinde fresh ve frozen sikluslarda benzer sonuçlar elde edildiğini söylüyor. Ama orada 14 milimetrenin üzerinde de az da olsa sayıda yanlış hatırlamıyorsam şeyler var, hastalar var. Ve onların oranının, gebelik oranlarının az olduğu görünüyor. Dolayısıyla bilmiyorum hani bizim çok karşılaştığımız bir şey değil hani 14 milimetrenin üzerinde hasta görmek ama belki 14 milimetrenin üzeri 15-16 orada her bir milimetre ayrılmış. 14 milimetrenin üzerinde belki anlamlı olabilir iptal etmek. Hocam dediğiniz gibi orada bir çalışma yok, bir veri yok üst sınırla ilgili ama genel olarak klinik gözlemlerimiz de sanki çok kalın endometriyumlarda gebelik başarılarının daha düşük olduğuna yönelik. Ben bunu biraz acaba bu hastaların biraz daha östrojen progesteron oranının yüksek olmasına bağlı olabilir mi? Acaba bunlar daha polikistik over sendromu hastaları mı? Ya da gözden kaçan bir polipoid durum mu var diye düşünüyorum. Ama bununla ilgili de dediğiniz gibi net bir çalışma ya da veri yok şu anda. Yani biz kendimiz açıkçası iptal etmiyoruz. Belli bir üst sınırımız yok. Evet, ben ara ara donuyorum ama gene de katılmaya çalışıyorum size. Yetişmeye çalışıyorum. Şimdi biraz önce o eşeği sunumun bence çok ilginç. O süre eşeği gerçekten çok yüksek. Evet. Natural siklusları mı barındırıyordu? Yani hepsi blast galiba değil mi? Hepsi blast, hepsi öploid embriyolar. Karşılaştırdığımız hani hangisi? Öploid, hepsi öploid. Hepsi öploid, evet. Çok iyi data bu. Dolayısıyla hani onu da biz gönderdik şu an yayın aşamasında inşallah. Yakında evet. Onu sunarız. Çok güzel data o. Yani gerçekten çok güzel. Onda endometriyal kalınlık
Yani natural mıydı hepsi? Yoksa natural var, artifisyal var, onlar... Artifisyal var. İşte orada artifisyal siklusa göre natural sikluslar daha başarılı görünüyor. Daha başarılı, anladım. Yani onda ama şey yok. Otomatik artıyor. Anladım. Anladım. Güzel. Yani şimdi ben burada hep, yani ben de biz de kendi pratiğimizi söyleyeyim. Biz true natural uyguluyoruz. Yani ben kendi hastalarımda direkt true natural uyguluyorum. Düzenli mens görüyorsa bu şekilde yapıyorum. Hiç modifiye uygulamıyorum. Modifiye uygulandığı zaman lütel fazın daha iyi takip edilmesi, yani hepsinde gerekiyor ama bir fresh siklus gibi düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Araya girdiğimiz zaman serum, yani progesteron ölçüyoruz. Yani çalışma anlamında da ölçüyoruz. O polizosun çalışmasından sonra biz de ölçmeye başladık. Endometriyal kalınlıkla beraber devam ediyoruz. Hem progesteron, yani çok fazla hastamız olmadı ama yani yaklaşık 87 tane hastayı bu şekilde takip ettik. Progesteron düzeyleri düşük geldiği zaman bunu progesteron verirseniz, lütel faz verirseniz sanki o gebeliği toparlıyor, gebelik oranlarını toparlıyorsunuz gibi çıkıyor ama tabii daha çok çalışmaya gerek var. Ama polizosun verisi de öyle. Sonrasında bir çalışma daha çıktı. Onlar artifisyal siklusta da serum progesteronu ölçerek yaptılar. Onda da progesteron düşük geldiğinde takviye ediyorsanız onda da gebelik oranı artıyor. Yani o senin, yani sizin sunduğunuz çalışmayla sanki benzer örtüşüyor gibi. Yavuz Emre'nin sunduğu, yani Yavuz Emre'nin çalışması da bence bunların hepsi birbirine paralel olarak gidiyor ve mantalite anlamında destekliyor gibi gözüküyor. Bu benim fikrim. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bana kalırsa hocam zaten progesteron arttıkça compaction da artıyor. Öyle değil mi? Bekliyoruz. Çok öyle olmasını bekliyoruz. Evet. Mekanizmiye düşündüğünüz zaman böyle olması gerekir. Niye compaction oluyor? Progesteron etkisiyle oluyor. Peki bu acaba, az evvel zaten makalede de sundunuz, acaba progesteron rezistansı mı vardı bazı hastalarda compaction olmuyor diye? Bence güzel bir çalışma mesela şu olabilirdi. Bu hastalarda başarısızlık da olduysa şayet yöntemi değiştirip bir bakmak. Acaba bu değiştiriyor mu bir şeyleri diye düşünülebilir diye düşünüyorum ben. Şöyle, compaction'a eğer geri döneceksek, ben kısaca şey söyleyeyim, bu östrojen progesteron olayıyla ilgili Şafak Olgan'ın çalışması güzel. Orada östrojen progesteron oranı değerlere de bakıyorlar. Aralarında fark yok compaction olanlar. Evet, yok. Yok. Prospektif bir gözlem olması açısından önemli. Dolayısıyla hala hangi hastaların compaction'a gittiğini, hangilerinin gitmediğini bilmiyoruz. Bunun östrojen ve progesteron değerleriyle bir ilgisi yok gibi. Bizim çalışmamızda östrojenle ilgisi yok. Antalya çalışmasında da progesteron oranlarla bir ilgisi yok gibi. Ama doğru, evet. Ama östrojenin şeması bence önemli olabilir. Hani daha doğalı taklit ediyor şekilde, step up bir şekilde arttırıyor olmak, sanki bizim datamızda, o çalışmada değil ama başka bir çalışmanın datasında daha compaction'la ilişkili gibi görünüyor. Belki öyle bir etki oradan söz konusu olabilir. Hani compaction, bir de o foliküler fazın, yani östrojen fazının sonunda belli bir kalınlığa ulaştıktan sonra, işte Esra anlattı güzel, 9.25 gibi bir cutoff bulduk. Onun üzerinde daha compaction olma şansı var. Ama compaction mı var, yoksa dediğim gibi hani ekspansiyon mu olması kötü, o mu var, bilmiyoruz. Lütel fazla ilgili de ben, müsaade ederseniz, kendi pratiğimizi anlatayım. Biz de gerçek doğal siklus yapıyoruz. True natural cycle yapıyoruz. Modifiye doğal siklus hemen hemen kliniğimizde hiç yok. Bir kere önce aslında bu doğal yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız, yoksa artifisyal mi? Çok güzel anlatıldı. İkisinin de avantajları var, dezavantajları var ama burada hani klinik pratiğe dökeceğimiz zaman şunu önce bakmamız lazım. Bir, gebelik oranları, canlı doğum oranları üzerine etkisi var mı? Cochrane meta-analizi var. İki tane, 2017-2011, Gobara ve Gliowski. Bunlar aralarında bir fark olmadığını söyledi.
Ki bu meta analizlere giren çalışmalar çoğunlukla modifiye doğal siklusler. Ama az önce Beril Hocam söyledi, geçen sene JARC'da çıkan bir meta analiz var. Buna göre doğal siklusler, ki bir network meta analizi, doğal siklusler hem modifiye hem true natural cycle, artifisyel siklusa göre oldukça yüksek. Ve bunu destekleyen işte az önce sunulan çalışma gibi başka retrospektif çok geniş serili çalışmalar var Çin'den. Az önceki çalışmada yanlış hatırlamıyorsam 3-4 bin siklus vardı. Bu 15 bin siklusluk data da var Çin'den. Yine aynı şekilde destekliyor doğal siklusu. İkinci bir önemli parametre, az önce Egean'ın sunduğu çalışmada, yani kendi sunumunda da belirtti. Obstetrik sonuçlar açısından bir fark yaratıyor doğal siklus. Dolayısıyla hani evet, artifisyel siklusun bir fleksibilitesi var ama doğal siklusların da obstetrik sonuçlar üzerinde ki onun da yakın zamanda çıkmış sanırım, RBM'deydi geçen sene, bir meta analizi var. Çok belirgin makrozomi, LGA'yı, preterm doğumu, placenta akreatayı gibi birçok obstetrik sonucu üzerinde olumlu etki var. Dolayısıyla artık hani tamam, fleksibilite evet benzer yakın sonuçlar gibi görünse bile sadece obstetrik sonuçların üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle bile doğal siklus tercih etmek lazım. Peki doğal siklusu tercih edeceksek true natural mı, modifiye natural cycle mı yapacağız? Bu ikinci soru olacak. Bu zor. Bununla ilgili meta analizler hemen hemen denk diyor. Çalışmalar, birkaç tane randomize kontrollü çalışma var. Ki en kıymetlisi Belçika'dan da yanlış hatırlamıyorsam bir 2020'de yayınlanmış bir çalışma var. Ona göre de birbirlerine denk. Yani bu ikisi. Dolayısıyla tercih etme şansı yine fleksibilite, az önce söylediğimiz gibi, ve hastanın takip kolaylığı ve işte o HCG'nin olumsuz bir etkisi var mı sorusu söz konusu. Sanki modifiye doğal siklus hasta açısından daha kolay. Ama o HCG yapıldığı zaman acaba luteal faz desteği yapar aslında. Aynı zamanda bir erken luteal fazı destekleyecek diyebiliriz. Ama bir başka hipoteze göre de o HCG endometriumda LH'la aynı reseptörlere bağlanıyor ve işte negatif feedback etki olabilir, endojen LH'ı baskılayabilir. Dolayısıyla luteal faz, az önce senin söylediğin gibi hocam, aslında belki de bir yetmezlik, luteal faz yetmezliğine götürebilir mi gibi bir soru akla geliyor. Dolayısıyla bilmiyorum, biz hani modifiye doğal siklusu şu an için kullanmıyoruz. Kendi kliniğimizde true natural cycle yapıyoruz. Evet, takibi zor. Hafta sonları hormon bakmamız zor oluyor ama biz ultrasonografik olarak, hani sadece LH surge üzerinden değil, ultrasonografik olarak da ovülasyonu teyit ederek ilerliyoruz. Üçüncü soru, eğer doğal siklus kullanıyorsak luteal faz desteği yapacak mıyız? Luteal faz desteği, az önce Egehan'ın anlattığı işte luteal faz desteği bu çalışmada da yapılmış. Evet, luteal faz desteği faydalı gibi görünüyor doğal sikluslarda da. İşte belki burada korpus luteum yetmezliği olabilecek bir %5-8'lik hastayı cover ederek faydası oluyor. İşte dolayısıyla sanki luteal faz desteği yapılmalıymış gibi görünüyor. Biz luteal faz desteği de yapıyoruz. Bununla ilgili True Natural Cycle'da luteal faz desteği yapalım mı yapmayalım mı diye bakan çalışmada da bir tane bildiğim kadarıyla bir randomize kontrollü çalışma var. O da yine luteal faz desteği yapıldığında gebelik oranlarının daha yüksek olduğunu söylüyor. Canlı doğum oranlarının daha yüksek olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz yapıyoruz. Son soru, luteal faz desteği yapıyorsak doğal siklusta ne zaman başlamamız gerekiyor? Bunun henüz cevabı yok. Henüz bir çalışması yok. Yani hemen transferden sonra yapan şeyler var, çalışmalar var. Ya da hemen
ovülasyondan sonraki gün başlayanlar var. Artı bir de. Artı iki de daha çok başlayan çalışmalar var ki bunlar daha çok modifiye sikluslar. Dolayısıyla bunun bir cevabı yok, karşılaştırması yok. Bizde de protokoller burada değişiyor. Biz kalabalık bir ekibiz. Üreme şeyinde endokrinolojisi, endokrin ekibi biraz kalabalık bir ekibiz. Transfer sonrası başladığımız sikluslar var. Ya da ben genellikle kendi pratiğim özelinde konuşacak olursam artı bir de başlıyorum. Bunun bir ama çalışması yok. Bilmiyorum siz nasıl yapıyorsunuz? Hocam sizin dediğiniz gibi aslında dediğiniz de sadece obstetrik nedenlerden dolayı bile tercih edilebilir. Zaten geçen yılki o RBM online'daki metanize de onu söylüyor. Yani daha fazla gebelik elde etme oranı tabii ki önemli ama daha önemli olan şey obstetrik komplikasyonlar. Bu yüzden sadece yine de natural siklus tercih edilmeli diyorlar. Burada True Natural'lerle ilgili ben hani çok güzel bir Rosenwax'ın çalışmaları var, tavsiye ederim. Hani LH Rise'ı E2 drop'un ne zaman P0 olarak alacağız ki daha başarılı bir implantasyon penceresini yakalayalım diye. Çünkü bence oradaki en önemli nokta doğru günde transfer yapabilmek. O P0'ı belirlemek biraz True Natural'lerde zor oluyor. Yani bizler biraz daha modifiye natürele kayıyoruz. Ve lütel destek biz de yapıyoruz. Yapmadığımız hasta hemen hemen hiç yok. Sizin de dediğiniz gibi çünkü lütel yetmezlik olan infertilite grubunda belirgin bir popülasyon var. Ve onları bir şekilde bu tedavi içerisinde kapsamak durumundasınız ki sonrasında bir sıkıntı yaşanmasın diye. Evet, yani konu konuyu açıyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok değerli katkılarınız oldu. Çok güzel bir journal club oldu. Yani makale kulübü oldu. Çok değerlisiniz hepiniz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Klinik pratiğiniz de öyle aynı şekilde. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Kırmadınız. Değerli katkılarınız oldu. Konuşmacılar zaten bence bir harikaydı. Çok teşekkür ederim size de. Teker teker tüm konuyu çok güzel özetlediniz. Son derece hakim bir şekilde. Başka ben bakıyorum bir soru var mı diye. Artık sizi daha fazla yormak da istemiyorum. Sanırım başka soru yok. Tekrar çok teşekkür ediyorum size. Katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet, başka soru yokmuş. İnşallah görüşmek üzere. En kısa sürede bir başka oturum olur. Tekrar görüşürüz. Kongremiz olur. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun davetiniz için. Oturumu sonlandırıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.